Merhabalar. Bugün yaz meyvelerinin olduğu hafif, renkli, çok güzel bir tatlı tarif vereceğim. Bunun için bütün malzemeleri saymayacağım ama gerektiği zaman gerekli yerlerde teker teker malzemelerin listesini vereceğim. İlk önce üzerinin renkli meyvesinin tatlısını yapalım. Bunun için gerekli olan 1,5 su bardağı tut. Bunu tencereme ilave ediyorum. Su bardağı da vişne. Bunu da ilave ediyorum. Hemen ocağımın altını açıyorum. Ocağımın altını açtım. 1,5 su bardağı dut koydum. 2 su bardağı vişne koydum. Ve 1 çay bardağı da şekerini ilave ediyorum. Birkaç damla da limon suyu ilave ediyorum. Yaklaşık 10 dakika dut ile vişnem kaynadı. Ocağımın altını kapatıyorum şimdi. Bunu süzeceğim. Vişne ile dutumu kaynadıktan sonra onu süzüyorum. Renk ve koku harika. Keşke kokuyu siz de duyabilseydiniz. Gerçekten çok güzel. O dut kokusu ve vişnenin kokusu. Renk zaten harika. Jelatinim, toz jelatin gerekli. Büyük marketlerden veya pastası malzeme satan yerlerden alabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı jelatini cezveye ilave ediyorum. Üzerine de ilave ediyorum. Jelatin eriyip biraz kaynayınca hemen ocağın altını kapatacağım. Jelatini meyve sosunun içine ilave ediyorum. Meyve sosunu yaptıktan sonra şimdi bisküvilerimiz var. 2 paket yulaflı bisküvi. Farklı bisküvilerde kullanabilirsiniz ama bunun tadı gerçekten çok güzel oluyor. Yulaflı bisküviler çok güzel oluyor. Özellikle tavsiye ederim. Ve 100 gram tereyağı. Tereyağını yakmadan eriteceğiz. Ben biraz eritmiştim ama biraz daha eriteyim. Tamamen erisin. Sonra bu bisküvileri ilave edeceğim. Tereyağını yakmadan eritmek için ocağımın altını açıyorum. Ve ara ara karıştırarak ısıtarak erimesini sağlıyorum. Hatta iyice kısın. Birazı kalsın o tereyağının. O da kendi kendine o sıcaklığında erisin. Çok daha güzel olacaktır. Ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü artık biraz içinde var ama tereyağının yakmadan erimesi için bu sıcaklık yeter. Bu kendi sıcaklığında içindeki tereyağı da eriyecektir. Ben bisküvileri blenderda çekeceğim ama siz benim hani blenderim yok nasıl yapayım derseniz bir poşetin içine, buzdolabı poşetin içine koyup bir merdane yardımıyla ezebilirsiniz. O da gayet güzel ezici görevini yapacaktır. Yaklaşık 1,5-2 paket bisküvi kullanıyorum. Tereyağım bu sırada sıcak değil, ılık olması gerekiyor. Biraz soğumasını bekleyin. O sırada ben bisküvilerimi çekeyim. O da soğuya dursun. Bisküvilerimi çektim. Hemen bunu bir başka kaba aktarıp üzerine tereyağı ilave edeyim. Erimiş tereyağını ilave ediyorum üzerine. Kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Bunu taban olarak kullanacağız. Ben çember kullanacağım ama siz isterseniz ayarlanabilir bir kalıp da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Rondodan geçirdiğim bisküvilerle tereyağını karıştırdım.
20 santimetrelik çemberi yerleştireceğim. Ben 20 santimetrelik çember kullanıyorum ama çemberi kullanmayı çok sevdiğim için kullanıyorum. Siz derseniz farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Farklı bir kap kullanabilirsiniz. Kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Çıkartması da kolay olur en azından. Ben ilave ediyorum yağlı bisküvilerimi. Bunu taban olarak kullanacağız. Bisküvilerimi bir kaşık yardımıyla düzeltiyorum. İsterseniz elinizle de parmaklarınızla da düzeltebilirsiniz. Evet, şimdi ben var usulü çikolatamı eriteceğim. Bunun için suyum kaynadı. Kaynamış suyun üzerine bir kabımı koyuyorum. Üzerine çikolata ilave ediyorum. Ve 100 mg kremamı ilave ediyorum. Bu krema yaklaşık 200 ml kutu içinde satılan kremanın yarısını kullanın. İlave ediyorum şimdi bunu. Ve karıştırıyorum. Beyaz çikolatam eridi. Şimdi tekrar jelatinle, bir tatlı kaşığı jelatinle yarım çay bardağı suyu karıştırıp ısıtıyorum. Bu da beyaz çikolatam için gerekli. Bunu da ocağımın altına açıyorum. İçindeki jelatin erinceye kadar ısıtıyorum. Jelatinimi beyaz çikolatamın içine ilave ediyorum. Beyaz çikolatam oda sıcaklığına gelene kadar biz meyveli sosumuzu hazırlayalım. Bunun için 200 ml krema kullandım. Bu kremayı güzelce çırpacağım. Koyu bir kıvam alana kadar çırpacağım mikserle. Kremamı mikserle çırptım. Koyu bir kıvam aldı. Yaklaşık 3-4 dakika çırptım. Şimdi meyveli sosumu daha önce hazırlayıp soğuttuğumuz, üzerine jelatin ilave ettiğimiz sosumu çırptığım kremanın içine ilave ediyorum ve çırpmaya devam edeceğim. Denge bakar mısınız ne kadar güzel? Çırpmaya devam ediyorum. Bu hazırladığım meyveli sosu bu bisküvili karışımın üzerine dökeceğim. Meyveli sosumuzu yaptık. Onu bisküvilerin üzerine döktüm. Şimdi beyaz çikolatamız oda sıcaklığına geldi. Şimdi o zaman onun içine tekrar kremayı hemen çırpıyorum. Beyaz çikolatayı buna ilave edeceğim. Mikserle çırptığımda daha koyu kıvamlı olacak. Kremamı çırptım. Daha koyu kıvamlı bir krema oldu. Beyaz çikolatayı ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Tekrar buzdolabına koyup donmasını sağlayacağım.